Sevgili mini minibirler, çalışkan ikiler, okulumuz eski düzenine kavuşmuştur. Anarşi ve terör sona ermiştir. Bundan sonra okulda sadece benim morum ötecek. Anlaşıldı mı sevgi pıtırcıklarım? Artık hata yapan affetmem. Buradan çıkaracağımız sonuç nedir? Çatlak yerimler! Konuşma bitmiştir! Hadi sınıflarınıza! Dağılın! Memnun, bu anarşistlerin hücrelerine tık! Tık amirim! Hadi bağlım, hadi bağlım! Erkekler sınıflara, hadi bağlım! Çabuk olsanıza ya! Hadi bağlım! Yarın, 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 yarın! Ya alo, 11 be! Yakışıyor mu böyle sessiz durmak gençler? Harbiden ayıp oluyor ha! Evet, hadi birkaç abi kalk ya! Beni biraz kendime bırakın arkadaşlar. Vallahi iyi değilim ya. Abi, burada kimse seni kendine bırakmaz, tamam mı? Ya seni anlıyoruz. O senin ne kadar öğretmeninse bizim de öğretmenimizdi. O senin ne kadar ablansa bizim de o kadar ablamızdı. Hadi şimdi, hadi bir koçu kalk ayağa ben delikanlısından! Sağ ol Ortega. Beyler, aklıma bir fikir geldi. Aa, aklına geldiğine emin misin? Ha yoksa böyle kafanın yakınlarına kadar gelip de beynini bulamayınca geri mi döndü? Arkadaşlar, arkamda duran dil Barbie mi? Dilinden kendisini göremiyorum da. Yok abi o dili değil, gıdısı gıdısı. Beyler, önümüzdeki ders Cumhur Hoca'nın sınavı var. Sol tahminde. Gelin, toparlanın şuraya, toparlanın. Savaş planına çıkıyorum. Bizim savaş taktiğimiz neydi abi? Düşmanın en zayıf noktalarına, derinlemesine nüfuz ederek onu bir anda yok etmek. Bit, 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 bit! Bit, 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 bit! Bit! Oğlum, Cumhur Hoca'nın zayıf noktası neresi? Herhalde kalbi. Hayır, kalbi olmaz. Kalple şaka olmaz abi. Göze ne dersin? Hatta gözlüklere. Cumhur Hoca'nın gözlüklerini bu elimde gördüğünüz firmamızın ürünü olan binbir meşakkatle yapılmış vizyonu geniş gözlüklerle değiştireceğiz. Cumhur Hoca bu şişe dibi gözlükleri takmak suretiyle etrafını görememeye başlayacak. Bizim kopya çekmemizi sağlayacak. Öpeyim mi? Öpme. Öpmeyeyim. Öpmeyelim abi. Kopya çekelim. Şakır şakır kopya çekelim şerefsizim. Bravo Beyleman. Kopilim. Peki bu binbir meşakkatle yapılmış teknoloji harikası gözlüğü nereden buldun lan? Oğlum bunlar babaannemin gözlükleri. İki fonksiyonu var. Takıyorsun abi, dizi seyrediyorsun, nakış işliyorsun. abi bence bu son derece meşakkatle yapılmış teknoloji harikası gözlükle Cumhur Hoca'nın gözlüğünü kimse değiştiremez, her iddiaya varım. Ben varım eleman. Zaten en önde oturuyorum, en kolay ben değiştiririm. Ayşe, kırıcı oluyorsun. Ayşe deme oğlum. Ayşe deme oğlum. Ver abi. Tamam ya, bir kereden bir şey olmaz. İyi hadi 11 be, eller ortaya. Haydi. Ah haydi. Karayeli'ye kere yosunudur hükümümüz. Sınavlara kazıldıdır bizi aşkımız. Çatlamada yok sayılan öğrenciyiz. Hep umutlu hep de şaşkınız. Ya, ya bu gözlük benim gözlerimden daha bozuk ya. Yani hiçbir şey göremiyorum. İlk fırsatta değiştirmem lazım gözlüğü son tahlilde. Ben şahsen Giorgio Armani kullanıyorum. Artı gözlerim eskisinden daha iyi görüyor. Giorgio Armani'ymiş. Dünyaya emperyalistlerin at gözlükleriyle bakmaktansa kör olmayı tercih ederim son tahlilde. Afet Hanım gideli henüz çok az oldu ama onu şimdiden özledim. Açıkçası o olmadığı zamanlarda kendimi çok savunmasız hissediyorum. Fark ettiniz mi? Afet Hanım gideli okul çok sessiz oldu. Sizin de istediğiniz bu değil mi Kadriye Hanım? Hiçbir savaş gürültüsüz kazanılmaz. Afet Hanım fikirleri için sonuna dek savaşırdı.
Ayrıca her kazanılan savaşta yitirilen bazı şeyler vardır. Biz de Afet Hanım'ı yitirdik. Bence Afet Hanım'a çok haksızlık yapıldı. Yine de sessizce gitmesini bildi. İman tahtası sağlam biriymiş. Şerefli kadın. Ne demişler? Haklı olduğu zaman hakkını savunamayan şerefini hiç savunamaz. Ya da şerefli olduğu zaman şerefini şey edemeyen, yani öyle bir şey miydi? Yok yani öyle öyle değilse bile ama ne olursa olsun son tahlildeydi. Sizin de hem gözünüz hem de bir iki tahtanız zarar görmüş Cumhur Bey. Beni konuşturmayın Hidayet Bey. Buradayım Cumhur Bey. Arka sokaklarda neler olup bittiğini ben çok iyi biliyorum. O yüzden beni konuşturmayın Hidayet Bey. Aman. Bu Cumhuriyet tayfesine de hiç şaka yapılmıyor doğrusu. Arkadaşlar. Cumhur Hoca geliyor. Son tahlilde. Oğlum arızalı bu. Deli lan bu. Şaşırmış. Şuursuz oğlum bu. Günaydın dostlar. Sağ ol son tahlilde. Şartlar olgunlaşmıştır. Oturun. Arkadaşlar, bir sürü işkenceye maruz bırakılmama, gece gündüz aç kalmama ve hatta bir sürü deneyde kullanılmama rağmen hafızam hala sapasağlam son tahlilde. Bu yüzden... Ya ben bu ipi niye bağlamıştım ki parmağa? Neyi unutmamak içindi ki? Boşuna sevinmeyin. Hatırladım. Sınav yapacaktım. Sıraların üstünde hiçbir şey kalmasın. Kolba çekmek yasak. Son pas. Hiç çekmem. O da ne? Bu gözlükle neyi görüp nasıl sınav yapacaksak. Olamaz. Olamaz. Daha net görüyorum. İki haftadır gözlerimin numarası ilerledi diye endişe ediyordum. Ama şimdi cam gibi görüyorum. Cam gibi. Evet. İşte sınav kağıtları. Şimdi herkes bir arkasına iletiyor. Son 10 dakika. Öğretmenim. Ben yeni bir kağıt daha alabilir miyim? Bitti de. Başka kağıt yok. Elinizdekiyle yetinmesini öğrenin dostlar. Al süzme. Ben hiçbir şey yazmadım abi. Kalbim kadar tertemiz bir sayfa. Sağ ol. Canlarım benim be. Sabredin oğlum. Sizi evinize kavuşturacağım. Önce eylemimizde zafere ulaşmamız lazım. Devam et abi, çok güzel. Arkadaşlar, Arif'in balıklarla yakaladığı eşsiz uyum sizin de dikkatinizi çekmiyor mu? Evet abi, sonunda Arif arkadaşını buldu en alığından. Nasıl da yakışmışlar. Maşallah, maşallah. Abi, peki bu balık kaçırma olayıyla amilik ne edebilecek miyiz ya? Oğlum amil balıkları için ölür mü ölür? Beyler, Arif arkadaşlarını yemeden şu işi bir bitirebilsek. Baksana alıştırmalara başladı. Arkadaşlar, Cumhur Hoca geliyor, son tahlilde. Oğlum arızalı bu. Deli lan bu. Şaşırmış mı? Şuursuz abi. Ha, çözdüm. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol, son tahlilde. Oturun arkadaşlar.
Arkadaşlar, bilirsiniz ben müfredatı pek desteklemem. Aslında ben bu eğitim sistemini de pek desteklemem. Doğrusunu söylemek gerekirse ben her türlü sisteme muhalifim. Ama yine de sistemin bir parçası olarak sizleri bugün sözlü yapmam gerekiyor. Arkadaşlar, biliyorum siz de sisteme karşısınız. Sonuna kadar karşıyız hocam. Biz çekirdekten muhalifiz hocam. Muhalifiz hocam, çekirdekten. Böyle çağ dışı uygulamalar kaldırırsın hocam. Direnelim sol tahlilde. Direnelim sol tahlilde. Arkadaşlar, sizlerle gurur duyuyorum. Tamamdır oğlum, yırttık. Artık sözlü mözlü yapmaz kesin. Gazı aldı. Bu gazla bütün ders hapishane anılarını anlatır ha. Aslında bu gazı aldıktan sonra bütün ders sizlere hapishane anılarımı anlatmam gerekiyor ama kader. Ne yapalım? Sözlü yapmam şart arkadaşlar. Ama şimdi yapacağınız işte bu kadar. Susun. Susmayalım hocam. Sustukça sıra bize gelir. Aferin benim aslan oğlum. Demek öyle ha. İyi o zaman gel bakayım sen sözlüye. Hocam gelmeyeyim ben ya. Gel. Gel bakalım gel. Senin söylemini beğendim. Bakalım edebiyat konusunda da bu kadar ateşli misin? Balıklar. Alp evladım, sana bir tek soru soracağım. Bilirsen 100, bilemezsen 0. Şimdi söyle bana bakalım. Edebiyatımızda batılı anlamda ilk roman sayılan Recaizade Ekrem'in kaleme aldığı romanın ismi nedir? Bil sana 100. Poşet patladı. Değil evladım, sana bir şans daha. Hocam balıklar can çekişiyor. O da değil. Arif kendini tutamadı hocam. Ne yaptın sen be oğlum? Oh koskudu bu be. Git lan git. Tuvalete git. Nasıl da korkutmuşum değil mi Ergele'yi? Ya? Çok mu komik? Kopil evladım. İyi. O zaman sen gel bakayım sözlüye. Abla! Abla ya! Hayırdır öğretmenim? Kusur mu işledik hocam? Hadi ya bir de! Bu tuvalet meselesine derhal bir çözüm bulunacak. Tuvalete para verdiğinizi görürsem kırarım bacaklarınızı ona göre. Aa, şimdi bizi kırıyorsunuz ama öğretmenim. Olmadı öğretmenim, bizden kaçar mı? Biz çoktan yolunu bulduk onun öğretmenim. Nasıl buldunuz? Nasıl mı? Öğretmenim, bizimle gelin, size planımızı anlatalım ve gösterelim. İşimiz bittikten sonra da buradan fırt diye kaçıyoruz. Hande ateizm o deli. Evet öğretmenim. Benden akıllısı da bizi kapıda bekliyor. Gelin bakayım siz benimle. Ya işte öğretmenim. Dediğimiz gibi. Bize bu tarz numaralar çökmez. Biz kaçı kurasıyız? Biz kimin öğrencisiyiz öğretmenim? Zaten sizin aklınız hilliye şeytanlığa erer sadece. Rica ederiz abla. Abla evde. Neyse. De bu kesin çözüm değil. Bana kalıcı bir çözüm lazım. Siz burada bekleyin. Yürü benimle. Yürü. Kerem. Hı. Şurada içeride mahzende aküler var. Ne aküsü? Karıştırma ne aküsü, dinle burayı. Bu akülerin suyu bitmiş, arkadaşlarına doldursanız diyorum. Nasıl yani abla? Biz ne anlarız aküden maküden? Ya yani hazır tuvaletler paralıyken eziyet çekmeyin istiyorum. Yok abla, eziyet çekmiyoruz böyle. Jimnastik oluyor bize. Ay bugün alıklığın üzerinde senin Kerem. Akülerin suyu bitmiş, arkadaşlarınla onu doldurun diyorum. Ha, vay eğlence var ya. Siz arkadaşlarınla aküleri doldurun. İçine de birer tane çivi atın. O zaman daha sağlam oluyormuş aküler. Kolay gelsin. Beyler, sizi böyle alayım.
Eğlence var oğlum, eğlence. Eğlence, 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 eğlence. Kolay gelsin Mennan abi. Bak sana veli nimet getirdin en paralısından. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Hadi geç, geç. Bu girenle birlikte 149 kişi oluyor. Ya giren çıkmıyor ki ya, Allah Allah, Allah Allah. Dimek çocuklar çok sıkışmış ya. Ya Dimek abi, Dimek. Bu kimin kitabı abi? Ayşe Özgün'ü. Abi ben Ayşe Özgün'le ilgili bir haber duydum. Doğru mu? Aman yeğen, ne duydun o film? Öyle direkt söylenmez abi. Alıştıra alıştıra. Ya. Kendin gibi beni de mi çatlatacaksın Gopil'im ya? Beni de kendin de çatlatmadan bir an önce söyle Gopil'im, seni de kurtul, ben de kurtulayım ya! Mennan abi, Ayşe Özgün Amerika'ya gitmiş. He? Ya. Amerika'ya mı gitmiş? Gurbet ellere. Niye ki? Bilmiyorum abi, ben de bilmiyorum. Bir gazetede okudum. İsmi Rıdvan Kanattaymış. Öyle bir şey işte. Kantinde okudum ben de. Kantinde? Ha. Rıdvan Kanat Times. Evet abi. Rıdvan Kanat Times kantinde. Ya ben de burayı bırakıp gidemem ki. Amirim vallahi beni oyar kabak gibi ya. Abi ayıbı oluyor ama Mennan abi. Aslanlar gibi Kopil var burada, senin söylediğin şeye bak ya. Ben bakarım senin yerine. İki dakikada kalkındırırım burayı ben. Kopil'im bakarsın değil mi? Tabii ya. Tamam ya. Sağ olasın o film benim ya. Sen kaptır abi. Ben hemen gidip geleyim, tamam mı? Beyler, ben bana söyleyeyim. Aç göz günü nasıl değil kardeşim. Çok 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 çok. Bırak, bırak, bırak. Dur, dur. Valla ya, bu bir felendi. Bırak, durun bırak. Durun bırak. Ya yalın, canınız. Tuvalete girdiğinizde paramanızı kapıya bırakın bana. Yoksa iki kasını birden alırım, onu bana. Biz sana zaten yaparız. Hadi. Bir sen, bir sen. Çok 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 çok. Bırak, bırak, bırak. Vay vay vay, akü madenini bulduk arkadaşlar. Baksana şuraya ya. Evet ya. Kaynıyor lan. Şşş, oğlum. Duman çıkmaya başladı abi. Evet abi. Sakatlık olmasın. Dur dur, ben biliyorum ne yapacağımı. Şşş, Pikachu. Ha. Abi anladın sen, içerileme ya. Ya Ortega, biliyorum ben ne yapacağımı. Ay ay. Vay be. Oğlum, resmen buraya akü dünyası açılmış en büyüğünden. Beyler, ne yapacağız oğlum şimdi? Beyler. Birinin hamile okulda kaçak akü doldurmanın yasak olduğunu öğretmesi lazım. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Kopil'im sen üzme kendini. Bakın arkadaşlar, ilk önce akülerin kapaklarını açıyoruz. Tamam mı? Sonra burada bulunan küçük metal parçalarını akülerin içine atıyoruz. Tamam mı abi? Sonra hamilin kimyasal silahlarını imha etmenin en zevkli ve ikinci kısmına geçiyoruz. Arif'im gel. Pikachu, madem öyle istiyorsun abi, ne oldu oldu, biz de öyle yaparız. Arkadaşlar, şimdi Arif arkadaşımızı rahatlaması için yalnız başına bırakıyoruz. Bir sonra teker teker buraya gelip ihtiyaç molamızı verebiliriz. Kolay gelsin Arif'e. Kolay gelsin. Görüşürüz. Hadi bakalım abi. Asit, asit. Asitli. Arif'im, oğlum bu aküler ne olacak şimdi? Oğlum her iddiasına girerim, ekstradan enerji dolmuştur ha. Doldu abi, çok güzel doldu. Hadi. Hadi. Çak kopyala. Git ellerini yıka. Bir seyir. Git, 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 git yıka ellerini. Hadi, hadi. Git. Ayşem. 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 Kalksana evladım. Ayşem izin ver, birazcık daha uyuyayım ya. Ayşem. Sersem herif, kalksana. Sersem abirim. Ben sana görev başında uyumayacaksın demedim mi? Uyumuyordum ki abirim. Hoşlarımı dinlendiriyordum ya. Kes sesini, şimdi gözünü patlatırım şerefsizim.
Nasıl gidiyor tuvalet işleri? Ya vallahi öğrenciler çatır çutur patır küçür. Onu sormuyorum salak herif. Kaç kişi girdi şimdiye kadar içeri? 149 kişi girdi amirim. 149 mu? O kadar az mı? Ya bu tuvaletlere damsız girilmez diye mi yazsak acaba? Neyse alayım. Ya alın amirim. Parayı versene evladım. Ne paraysa amirim. Yahu sen 149 kişi girdi demedin mi? Dedim. İşte onların parasını bekliyorum. Dedim de... Daha kimse çıkmadı ki amirim. Kimse çıkmadı mı? Salak herif. Okul dağıldı, herkes evine gitti. İçeriden kimse çıkmadı amirim. Ama bir çıktım var ya, zengin olduk amirim ha, zengin olduk. Kuş beyinli. 149 kişi sığar mı hiç içeri? Sersem. Pencereden kaçmışlar salak herif. Bir halde yaradığın yok. Olmasaydı kaldır oradan. Bir tuvaleti bile bekleyemedin. Özür dilerim amirim ya. Tamam tamam. 3 aylık maaşından keseriz olur biter. Ama amirim... Ya... Çok konuşma. Bize çay getir. Disiplin kurulu var mıdır? Çekil. Disiplin amirim. Evet çocuklar. Söylediğim gibi... Ramazan bayramında da... diğer bayramlarda olduğu gibi... akla ilk şunlar gelir. Küslerin barışması. Aile ziyaretleri. Yoksullara, kimsesizlere... perişanlara yardım edilmesi. Efendim, Arife günlerinde mezarlıkların ziyaret edilip ölmüş yakınları anılması ve onlara dua edilmesi. Bakın, bunlar sadece bizim dinimize ait özelliklerdir. Ve bu aile kavramının dinimizle ilişkisi o kadar... Kim bu densiz? Benim hocam. Kapatın telefonu. Defne. Dedem arıyor hocam. Ramazan'ımı kutlayacak herhalde. Çok uzaklarda kendisi. Nerede? Nerede? Hacca gitti. Bu mevsimde. Geçen sene de oradaydı kendisi. Çok mübarek insandı. Sizden mübarek olmasın ama. Açayım mı? Aç evladım. Aç. Hemen açıyorum. Efendim dedeciğim. Ben de iyiyim, ben de çok iyiyim. Sana da hayırlı Ramazanlar. Hurma istiyorum ben. Evet dedeciğim. Hidayet Bey'in çok selamı var. Hani din öğretmenimiz. İnna sabir, inna sabirin derdim ya hani. Evet o. Evet. Öpüyorum dedeciğim. Hayırlı Ramazanlar. Hadi iyi bak kendine. Deden çok müstesna bir adammış evladım. İnşallah sen de ona layık bir torun olursun. Ah ah, tek emelim. Çocuk, haberin var mı abi? Ense kapama günleri bir gün geriye alınmış. Nasıl ya? Ya oğlum, sen hiç bugün cuma enseni kapa diye bir şey duymadın mı? Duydum. İşte o gün var ya, artık perşembe günleri. Ya bundan sonra perşembe günleri kapayacağız ensemize. Hadi ya. Niye ki? Hadi ya. Niye ki? Niyesi var mı oğlum? Milletçe şaplağa en çok ihtiyaç duyduğumuz günler. Şaplaktan tasarruf etmemiz lazım abi. Bu yüzden bugünden itibaren Bakanlar Kurulu ve... İttihat ve Terakki Cemiyeti. Evet, o cemiyet tarafından abi şaplak günleri bir gün geriye alın. Enseler perşembe kapanıyor. Artık bugün perşembe, enseni kapa. Evet, bugün. Bugün işte. Gördün mü? Nasıl korumatik oldu? Gördün mü? Korudun ensi. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturun. Arkadaşlar! Afiyet geliyor! Afiyet geliyor! Geç! Arızalı, geç kaldım. Geç kaldım. Abi hepten şaşırdım ya. Şaşırdım. Çocuklar bugün sizlere... İkinci Dünya Savaşı'nın başlama nedenlerini anlatacağım. Oğlum niye senin elin sürekli ensende? Öğretmenim bugün perşembe ya. Hani enseyi kapama günleri bir gün önce alınmış ya. Otur yerine. İndir ellerini. Dinleyin beni. 4 yıl süren Birinci Dünya Savaşı'na katılan ülkeler çok büyük can ve mal kaybına uğradılar. Üstelik bu savaşa katılan ülkelere ağır şartlarda antlaşmalar imzalattırıldı.
Almanya'dan Japonya'ya, Rusya'dan Amerika'ya kadar birçok ülke bu İkinci Dünya Savaşı'na katıldı. Arif, senin bildiğin başka kimler var bu savaşa katılan? Öğretmenim, herhalde elfler, hobbitler, bir de büyücü Saruman ve ordusu katılmıştır. Arif, o senin söylediğin Yüzüklerin Efendisi'ndeki savaş değil mi abi? Değil mi öğretmenim? Sen otur Arif. Ben bir daha derse anlatacağım. Otur. Evet hocam, zil çalmak üzere zaten. Hoca değil, öğretmen. Sen hala sınav kağıdını vermedin. Bak, bütün arkadaşların verdi. Senin sınav kağıdın boş. Sen hiçbir şey yazmamışsın. Yoksa sen bütün yazılı boyunca uyudun mu? Hayır öğretmenim. Ben bütün sınav boyunca uyanıktım. Arkadaşlar, bu aralar Ortega hiç iyi gözükmüyor. Baksanıza, derste bile onu düşünmeden duramıyor. Yok Hidayet'in dersinde telefon açmalar, yok Afet Hoca'nın sınavında uyumalar. Yani ne bileyim, belki o da Deutschland'a geri dönmek istiyor. Aa, canım ne yapacak o Deutschland'da filan? Bence başındaki felaketin farkında değil. Biz arkadaşıyız, farkına vardıralım. Alo, Defne? Ben de seni özledim. Ciddiyim. Şimdi mi? Tamam, bekliyorum. Görüşürüz. Ortega, seninle konuşmamız lazım. Konuşalım. Neyle ilgili? Sen ve o kadınla ilgili. Benim özel hayatım sizi ilgilendirmez. Bak Ortega, yanlış yapıyorsun. Yanlış benim yanlışım. Siz kendi yanlışlarınızla ilgilenin Barbie Hanım. Beni rahat bırakın. Madem öyle diyorsun. Ortega! Ne var Kopil? Yapma be kardeşim. Ya bari sen yapma Kopil ya. Abi, o kadın sana göre değil. Bunu sen de biliyorsun. Ne demek istiyorsun sen ya? Onun hakkında iyi şeyler hissetmiyorum ben. Bundan sonra da hissetme. Bırak, ben hissederim abi. Abi, kadın seni kullanıyor, görmüyor musun? Ne demek istiyorsun lan sen? Kadın seni kullanıyor diyorum abi. Ne demek istiyorsun lan sen? Var bir şey öğretmenim, var. Ortega arkadaş dinleyeni olmuş. Para için arkadaşlarını satıyor. Satıyorum lan, var mı? Satıyorum lan. Sedat, ne yapıyorsun sen? Benim burada işim yok. Uzak durun benden. Sedat, Sedat diyorum. Ortega, sen iyi misin? Ne yaptığını sanıyorsun böyle? Ne yaptım seni, niye bu kadar ilgilendiriyor Gamze? Bizim kavgalarımıza karışma sen. Git o tiki arkadaşlarına takıl. Saçmalama Sedat. En yakın arkadaşının kalbini kırıyorsan tabii beni ilgilendirir. Neydi Kopil'e yaptığın öyle? Hiç yakıştı mı size? Arkadaşlık konusunda ders alacağım son kişi sensin Gamze. Ayrıca benim için üzülme. Nasıl olsa senin için bir şey ifade etmiyorum. Yanılıyorsun. Ben seni... Tamam Barbie. Yeniden başlamayalım. Yoruldum artık. Kalbini kırabilirim. Bak sen iyi değilsin. Gel bir yerde oturup konuşalım. Başka planlarım var. Yine de sağ ol Barbie. Başka zaman. Kim bu? Ne istiyor senden? Gamze. Bizim okuldan bir kız işte. Boş ver, önemli değil. Thank you.
çok yakışıklı oldun. Çok güzel elbise. Ama biraz pahalıdır bu. Parası çoktan ödendi bile. Ödendi mi? Evet, sana küçük bir hediye. Ama nasıl olur? Kemal, sen öyle diyorsan. Selam. Aa, sen mi geldin? Niye haber vermedin? Neyse, ben seni sonra ararım. Telefonu bekleyeceğim Defne'cim. Çiçekler de ne güzelmiş. Sekreteri söyle bozuyoruz. Peki bu akşam ne yapıyoruz hayatım? Benim toplantım var, hemen çıkmam lazım. Ben çok geç kaldım. Peki ben ne yapacağım? Valla bilmem. İstersen gez, eğlen. Bilmiyorum. Görüşürüz. Benimle tanışmadan önce ne yapıyorsun Onur ya? Vallahi yırttın be eleman. Kesin sınavda çakacaksın 90 neti. En sıkısından. Ortaka gibi konuşma kızım. Asabımı bozma benim. Ama ne bileyim dilim alışmış. O da buradaymış gibi geldi bir an. Ciddi ciddi gitti okuldan. Hala inanamıyorum. Her iddiasına girerim geri de dönmez artık. Ne demek dönmez oğlum? Döndürmek zorundayız. Başını duvara vuracak haberi yok. Ben dedim. Bak dedim. Eleman dedim. Yapma dedim. Para mutluluk getirmez. O kız sana göre değil dedim. Ama kime dedim? Sakalımız yok ki lafımız dinlensin. Ay ne diyorsun Beton ya? Ne demek para mutluluk getirmez? Daha büyük bir mutluluk var mı ya? Ne parasından bahsediyorsunuz ya? O kadın her an musluğu kesebilir. Sağlam pabuç değildir diyorum size. Ortada kalacak salak. Bence Ortega okula geri dönecek. Bizsiz kalmaya dayanamaz ki o. Saçmalamayın ya. Ortega bizi çoktan unutmuştur. O parlak hayatı tercih etti kızım. Bizi değil. Ulaşamıyorum. Hah, çalıyor. Ay çalıyor mu? Açtı mı? Alo Ortega. Neredesin? Ya Mena'nın bugün doğum günü partisi var da. Mena'nın abinin doğum günü mü? Pasta falan aldık sınıfça. Sürpriz parti mi yapacaksınız? Gelir misin? Bak bir tek sen yoksun. Vallahi bilemiyorum ki gelebilir miyim. Gelmeye çalışacağım. Sen nasılsın Barbie? Ben de özledim. Görüşürüz.
Kim bu Barbie? Okuldan arkadaşım. Ben bilirim böyle arkadaşları. Bir daha görüşmeyeceksin onunla. Sen benim kimle görüşüp görüşmeyeceğime karar veremezsin. Aa, bak sen. Küçük beyimizin birdenbire kendine güveni geldi. Tercihini yap o zaman. Bir kadın için arkadaşlarımı satamam. Bir kadın mı? Şimdi bir kadın mı olduk? Sen kendini ne zannediyorsun be? O üstündekileri bile ben aldım sana. Patronun kim olduğunu unutuyorsun galiba. Haklısın. Patron sensin. Bunlar sana ait. Sen bana sahip olamazsın. Hatta hiçbir şeye sahip olamazsın. Sedat yanlış anladın. Oyun bitti. Git kendine başka bir oyuncak bul en sahtesinden. Ne bakıyorsunuz? Bu sene moda bu. Ve... İşinize dönsenize siz. Lan her şey hazır mı? Hazır öğretmenim, hazır. Ay öğretmenim Mennan görünce şok olacak. Yüce Rabbim Afet Hoca'yı bana sürpriz yapsın diye yaratmış ya. Peki Ali diğer sürprizimiz hazır mı? Evet, kantinde bizi bekliyor. İsterseniz hemen çağırayım. Fırla, fırla, fırla. Peki bu arada Kerem nerede çocuklar? Ay bir işim var, hemen dönerim deyip çıktı öğretmenim. Aa, okul zamanı bu, nereye gitti kimseye haber vermeden? Müdürden izin kağıdı almış öğretmenim. Allah Allah. Neyse anlarız. Biz hazırız öğretmenim. Şey artık Mennan'ı çağırabilirsiniz. Tamam sus. Çok güzel olacak. Mennan. Buyurun Afet Hocam. Hoca Camii'de. Affedersiniz Afet Hocam dilim sürçtüydü. Hoca Camii'de. Tamam ben de aynı şeyi söylüyorum Hoca Camii'de. Neyse. Bak Mennan ben şimdi sana haber vereyim. Gidiyorum seni amir beye şikayet etmeye. Amanın ne kötülüğümü gördünüz Afet Hocam ya. Kaytarıyorsun. Benim sınıf leş gibi. Sadece görünen yerleri temizliyorsun. Diğer yerler kirli. Ben şimdi gidiyorum amir beyi alıp sınıfın rezaletini göstermeye götüreceğim. Elinize ayağınızı öpem şikayet etmeyin beni amirime Afet Hocam ya. Yüce Rabbim amirimin gazabından korusun hepimizi ya. Siz hiç merak etmeyin. Ben şimdi iki dakikada siler süpürür parlatırım orayı. Hiç merak etmeyin ya. İki dakika. Başka zaman affetme bana göre. İki dakika. Ya yürü. Allah razı olsun sizden Afet Hanım. Rabbim Afet'e yönetmeni bana sürpriz yapsın diye yaratmış. Maşallah ya, maşallah ya. Tamam, hadi. Hadi bir dilek tut, üfle bunlar. Şimdi şöyle oluyor. Ayşe üzgünümü bir kere olsun koruyayım ya. Ay. Tamam. Ay. Ağlama yok. Bugün senin şanslı günün. Ali. Buradayım öğretmenim, buradayım. Evet arkadaşlar, herkes nefesini tutsun. İşte bu gördüklerinize kalbiniz dayanmayabilir. İşte dananın kuyruğunun koptuğu kader anı. İşte asrın buluşması. Tat tat tat. Ben sana dedim bu sürprizi kaldıramaz bu diye. Ne yapacağız şimdi? Şaka yaptık. Tamam. Nasıl ayırtacağız bunu? Ayşe. Efendim. Aman yey. Ayşe hanımefendi, siz gerçeksiniz evet, değil mi? Gerçeğim benim. Aman yey. Afiyet öğretmenim, şimdiye kadar kimse benim doğum günümü kutlamamıştı ya. Anasız babasız büyüdüm ben. Ama bir ailem olsaydı... Nasıl olurdu ilk defa anladım şimdi ya. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden ya. Sürprizleri kaçırdık mı? Ya. Ama bende daha sağlamı var.
Ay bu ölür bu şimdi. Yok afiyet öğretmenim, yok yok. Ayşe'nin buradayken her şeye dayanırım ben. Mutlu yıllar benden. Aman ortak okula döndün demek ha. Eğer beni hala kabul ederlerse. Ne bakıyorsunuz ya en şaşırmışından? Hiç pişman olmuş bir öğrenci görmediniz mi? Kardeşim. Bir hoş geldin yok mu? Ne demek? Hoş geldin kardeşim. Hadi bakalım, hadi bakalım. Kesin pastayı, hadi. Aman ne? Ne oldu? Orucudum ben ya. Süzme! Süzük! Abi çok önemli bir haberim var. Kalk ayağa abi, kalk. Artık insanoğlu kuş gibi uçabilecekmiş abi. Kuş gibi. Nasıl ya? Şöyle süzük ameliyatla. İnsanın beynine kuşa, kuşun beynini insana takabiliyorlarmış. Tabii ya. Böylece insanoğlu artık kuş gibi uçabilecek en süpermeninden. İyi de insan beynini kuşa nasıl sokacaklar? Senin kafana nasıl sokuyorlarsa öyle. Süzük lan bu. Süzük. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Oo Barbie Hanım. Neşemiz pek yerinde bugün. İnsanın böyle güzel bir okulu olursa kendini iyi hissediyor Kapil'cim. Değil mi Barbie'cim? Evet. Böyle güzel okul, böyle güzel arkadaşlar. Evet. Öpeyim mi? Öpme. Arkadaşlar, inanın bu okula sırf dostlarımla beraber olayım diye geliyorum. Peki benim için gelmiyor musun? Saçmalama. Sen de önemlisin elbet. Rüya, sen neden geliyorsun okula? Bunu sen de biliyorsun Kerem. Teşekkür ederim Rüya. Ben de senin için geliyorum. Her ne kadar sınır komşusu olsak da fark etmez. Saçmalama Kerem. Ben okula iyi bir eğitim almak için geliyorum. Ben sana iyi bir eğitim verebilirim. Hatta öpüşme dersleriyle başlayabiliriz hayatım. Ben o dersten muafım hayatım. İstersen öpüşme dersleriyle başlayabiliriz hayatım. Ben o dersten muafım hayatım. Şşş! Alo! Hayatım! Hayır! Biz Ortega ile iddiaya girdik abi. Sen bütün ders öğretmen masasının altında oturamazsın. Söyledi değil mi? Pikachu söyledi. Vallahi ben de duydum. Gördünüz mü? Bak Pikachu. Hiç yakıştı mı sana? Bak bir yaşına bak. Ben dedim abi, yapamaz zor iş diyorum. Kim yapamaz? Arif mi? Gülerim abi. Arif, bu iddialar karşısında sessiz mi kalacaksın? Sen yaparsın aşkım. Yaparım. Hadi Arif yaparsın. Yaparım. Ben bütün dersi öğretmen masasının altına geçireceğim. Yürü. Aslan mı? Ay vallahi haklısın var mı ya? Bak sana ne kadar eğlenceli bunlar. Ben de çok eğleniyorum burada. Yani böyle insan bu sınıfa gelince bütün dertlerini unutuyor. Gerçi senin pek fazla derdin yoktur ama. Aman be törpü. Yani böyle zengin bir koca bulsan da ben şu iğnelerinden ipliklerinden kurtulsam. Ay Allah söyletiyor kız. Ağzına bal damlıyor. Öpeyim mi? Öpme. Öpeyim mi? Gel buraya. İşte çocuklar bakın ekvatora yaklaştıkça bitki örtüsünün değişmesinin sebebi enlem farkı olarak adlandırılır. Bunun sebebi de
güneşin dönenceler arasında dik gelmesidir. Anlamadığınız bir şey var mı? Hiçbir şey anlamadık ki hocam. Ders sona erdi hocanım. Lütfen sınıfı boşalt. Ama dersi bitmesin. 17 dakika var hocam. Ders bitti dedim. Çatlak kiremitler. Hadi çıkın. Bahçede mi oynayacaksınız, ne yapacaksanız yapın. Hayırdır Amir Bey, ne oluyor? Velilerden gelen yoğun istek üzerine burayı anaokulu yapıyorum. Ders bitti. İddiayı kazandım. Sen ne arıyorsun orada be? Hocam iddia vardı bizim, onu kazanmıştım ben. Kaybettin. Ceza olarak da sınıftaki bütün sıraları sen taşıyacaksın. Hocam yapmayın ama, of ya. Oflama, oflama. Yoksa okuldaki bütün sıraları sana taşıttırırım şerefsizim. Hadi yallah, boşaltın çabuk. Çabuk. Ders de çok zevkliydi ama. Başla. Önce kitapları topla. Yavaş yavaş, dikkatli ol. Bilmiyorum abi. Vay be, Amil'e bak. Kırılmış bir kiremit gibi bizi sınıfımızdan attı. Vay be tabii. Güzelim sınıfımız. Ana sınıf oldu enistim lakından. Siz ne yapıyorsunuz burada? Niye sınıfınızda değilsiniz? Sınıfa gidemeyiz öğretmenim. Niye? Çünkü artık bizim sınıfımız yok öğretmenim. Amil Bey sınıfımızı boşalttı en fon dibinden. Delirtmeyin beni, ne demek? Ne yaptı Amil Bey? Ana sınıfı yapacakmış. Kreş lazımmış okula. Mışmış da mışmış. Kreş mi? Sizin sınıfı kreş mi yaptı? Oturun bakayım orada. Oturun, bakacağız bir çaresine, oturun. Ya bu kreş açmak ama pahalı işmiş. Dünyanın parasını verdim bu oyuncaklara şerefsiz. Şimdiki çocuklar çok şanslı amirim ya. Hatırlıyorum da benim hiç oyuncağım olmadı. Babamın 44 numara ayakkabısına, araba niyetine oynardım abirim ya. Çok konuşma da işine bak Mennan. Sorumluluğun çok büyük Mennan. Sen bu çocukların hem öğretmeni hem de palyaçosu olacaksın. Amanın. Şarkı da söylerim, ninni de söylerim ben abirim ya. Aferin Mennan. Ay, hakikaten inanamıyorum. Nasıl yapabildiniz bunu? Çok güzel olmuş değil mi? Kreş yaptım. Bir eğitimci olarak küçük çocukları da düşünmek zorundaydım. Yüce Rabbim küçük çocukları düşünsün de yaratmış amirimi ya. Peki öbür çocuklar ne olacak? Onları düşündünüz mü? Kantinde mi ders yapacaklar? Hayır efendim, gayet tabii düşündüm. Düşünmez olur muyum hiç? Eğer ben bu okulun idari amiriysem hiç kimse açıkta kalmayacak, merak etmeyin. Onları da birer ikişer diğer sınıflara yerleştireceğiz. Anlamıyor musunuz? Bu çocuklar beraber oldukları zaman mutlular. Beraber oldukları zaman kendilerini güvende hissediyorlar. Yapmayın Allah aşkına. Okulun ortasında kurtlar mı kapacak çocukları? Bu çocukların okulu sevmeleri için en önemli etken bir arada olmaları. Temizsinler efendim okulu. Hangimiz okula severek gittik ki? Haklısınız. Görüyorum ki siz hala okulu sevmiyorsunuz. Hiç kimsenin de sevmesini istemiyorsunuz. Ama ben okulu seviyorum. Özellikle bu okulu çok seviyorum. Ve de çocuklarımın okulu sevmelerine mani olacak herkesin karşısında olacağım. Bunu çok iyi bilmesini istiyorum. Keçi şerefsizim, keçi! Buyurun amirim. Sen de daha iyi şişir balonları. Balon amirim. Arkadaşlar, ben Harry Potter ve Yeliz A sınıfına düştük abi. Ben Kikirik ve Süzme üst kattaki 11D sınıfındayız arkadaşlar. Biz de Arif ve Didem'le E sınıfındayız. Biz de bu elemanla F sınıfına düştük. Abi, sizsiz olmayacak be. Evet abi, ben kahrolurum en kederimden ya. Ya bir şeyler yapamaz mıyız? Ya ne yapacaksın kızım? Koskoca müdür var karşında. Elemanlar,
İsterseniz ben gideyim dekolte hamile hastanelik edeyim ha. Gerçi beni içeri atarlar ama en azından siz eski sınıfınıza kavuşmuş olursunuz. Öf be eleman. Sen olmadıktan sonra bu sınıfta okumanın ne anlamı var ki? Mecbur sene sonuna kadar katlanacağız abi. Pikachu nereye gidiyorsun abi ya? Yeni sınıfıma gidiyorum abi. İyi. Oğlum var ya, iddia girerim ben. Dersin ortasında gömleğimi çıkartırım ha. İyi, çıkar bana ne? Allah Allah. Ya ne dedik şimdi ya? Allah Allah. Baba ne haber? İyi baba. Kolay gelsin. Kitap okuyorsun, kültür şekilleri. Güzel güzel. Şşş, oğlum var ya, ben dersin sonuna kadar böyle bacağımı sıranın üstünde tutarım ha. Abi sen var ya yaparsın. Senden var her şey beklenir. Var ya, iddiaya girerim, iddiaya girecek birisini bulacağım ha. Şş, bana bak, oğlum var ya, her iddiasına girerim. Önümüzdeki ders ben Hidayet Hoca'yı çiğ çiğ yerim ha. İyi. Ya koskoca sınıfta bir iddiaya girecek adam yok mu be? Şş, bana bakın, ben iddiaya girmediğim zaman psikopata bağlarım ha. Delirtmeyin lan beni, biri benimle iddiaya girsin. Sen! Abi. Sen, kalk, benimle iddiaya gireceksin. Hayır, girmeyeceğim. Nasıl ya? Girecekmiş gibi duruyorsun. Hayır, girmeyeceğim. Lan var mısın lan? Kesin gireceksin. Varım lan. Senle iddia girmeyeceğim. Tamam. Neyle? İstediğine. Tamam. Girdik. Girdik oğlum. Girdik oğlum. Girdik lan. Girdik be. Girdik. İddia. 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 Yok mu başka? Yok mu lan? Dışarıda iddia girer. Hayır mı? Yok mu lan? Televizyon eski sınıfımızın önünde buluşalım. Derste gel, sizi çok özlüyorum ya. Ben de be abi. Oğlum, bizim sınıfta bir tane bile Fenerli yok ya. Al benden de o kadar. Sınıfta kimse kimseyi sevmiyor. Dersler zaten sıkıcı. Evet ya. Ben de eski anılarımızı düşünüp eğlenmeye çalışıyorum. Var ya, hepinizi çok özledim ben. İnanır mısınız? Kupil'in beni öpmeye çalışmasını bile özledim. Özledin mi? Özledin demek. O zaman öpeyim mi? Öpmeni değil Kopil. Öpmemeni özledim. Ya oğlum, koskoca sınıfta bir tane iddiaya girmek isteyen adam çıkmaz mı ya? Güç bela bir adam buluyorsun iddiaya girmeye. O da istediğin gibi olmuyor. Delirmek üzereyim oğlum. Nasıl olacak? Arif'im, iddiaya girelim. Bu durum böyle devam etmeyecek. Varım be abi. Oh be. Kimse görmüyor mu? Biz birbirimize aidiz. Evet Rüya. Biz birbirimize aidiz. Ben kantine bir şeyler almaya gidiyorum çocuklar. Beyler, ne olacak bu halimiz? Elemanlar, size komik bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bizim sınıfta benden başka delikanlı bir erkek yok. Niye ya? Ben varım. Hadi be. O da bir şeyim be. Koca sınıfta bir tane adam yok beni işleten. Aa, süzme. Tuh, görüyor musun abi? Sana bir şey söyleyecektim, unuttum ben. Ne o? Abi, seni buradaki kreşe yazdırmışlar. Nasıl ya?
Şöyle Süzmeciğim, sen ilkokuldayken bir ders almayı unutmuşsun. O yüzden kreşten tekrar başlayacakmışsın. Deme ya. Ne yapacağım ben şimdi? Oğlum ne yapacaksın? Dersine gireceksin. Şimdiki ders emzik kullanımıyla çişini söyleme dersiymiş. Çocuklar, kısmet buymuş. Görüşürüz çocuklar. Hadi derse. Gel buraya, gel Süzük, gel buraya. Süzük lan. Süzük lan bu.